Mega Mac'ten herkese merhaba. Ben Ecem. Magazin gündeminin birbirinden çarpıcı haberleriyle sizlerleyiz. Hazırsanız başlıyoruz. Sosyal medya fenomeni Ecel Onay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik ve Kocaeli'ndeki iki ayrı iş yerinde farklı tarihlerde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen Ronay, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ece Ronay çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin emniyete verdikleri ilk ifadeler de ortaya çıktı. İş yerlerine saldırı düzenleyen şüphelilerin kendilerini azmettiren kişinin Kaan Akkuş olduğunu itiraf ettikleri, Ece Ronay'ın ise kendisi hakkında bütün iddiaları reddettiği öğrenildi. GQ Man of the Year ödül töreninde ödüller sahiplerini buldu. Gecenin en konuşulan isimlerinden biri de ünlü oyuncu Taro Emirtekin oldu. Malum o kombin konuşulmayacak gibi değil. Tekin'in kombinini Nuri Alço'ya benzetenler de oldu. Yılın stil sahibi erkeği ödülünü kazanan Taro Emirtekin oldukça ilginç bir ödül konuşmasına da imza attı. İşime sadık ve kalbime karşı dürüst olduğum için kendime teşekkür etmek istedim diyen ünlü oyuncu üstüne yine kendine rica ederim dedi. O anlar hem kahkaha hem de şaşkınlıkla karşılandı. Icardi'nin hayranlarının sık sık yenge diye hitap ettiği Wanda Nara, verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Icardi'yi Galatasaray'a transfer olması konusunda ikna ettiğini söyleyen Nara, "Arjantin'i özlüyorum, fırsat buldukça oraya gidiyorum. İstanbul'u önceden biliyordum çünkü henüz Mauro hayatımda yokken çocuklarımla birlikte tatile gitmiştim. Çok güzel bir şehir. Mauro'yu İstanbul'a taşımaya ben ikna ettim." ifadelerini kullandı. İlişkilerinde kıskançlıktan da bahseden yengemiz, "Eskiden Mauro'yu çok kıskanıyordum ama aradan 10 yıl geçti. Artık kıskanmıyorum. Hatta çoğu zaman seksi fotoğrafları çekip paylaşmasını söyleyen ben oluyorum. Ama Mauro bana kıyasla biraz daha kıskanç." açıklamasını yaptı. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses sosyal medyadan "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim. İkizler geliyor." sözleriyle bebek beklediğini açıklamıştı. Bunun üzerine doğumu için gün sayan Yasemin Şefkatli'ye baby shower partisi düzenlendi. İkiz erkeklere hamile olan Şefkatli için mavilerin hakim olduğu renkler kullanıldı. O anları paylaşan Şefkatli, "Şimdi biraz teşekkür zamanı çünkü harika zaman geçirdik." dedi. Bugünlük bizden bu kadar. Gündemin çarpıcı magazin haberleri için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka Mega Mac videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.